Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT AYT Geometrik Kampı'nın 22. ve 23. hafta videolarına başlıyoruz. Niye iki hafta birlikte söyledim? Çünkü uzun soluklu bir konudayız. Doğru analitiği arkadaşlar yaklaşık 8 ya da 9 hatta 10 videodan oluşabilir. Ben de tam olarak şu anda kestiremiyorum. Analitik geometri biliyorsunuz AYT'de çok önemli bir yere sahip. AYT'de soruların yarısı ya da yarıya yakını kesinlikle ama kesinlikle analitikten çıkıyor. Analitiğin de en önemli yeri doğru analitiği. O analitte çıkan soruların yarısı da atıyorum 4 soru çıkıyorsa 2 tanesi doğru analitinden çıkacak. Ee, belki de 3 tanesi 5 soru gelirse eğer. 4 soru gelirse de kesinlikle 2 tanesi doğru analitinden gelecektir arkadaşlar. O yüzden bu konuya çok ama çok dikkat edin. En önemli yerlerden birindeyiz. Evet çalışırken ne yapacaksınız? 2 haftaya yaymışız ya. Bence ilk hafta onu videolarına bakın ve oradaki soruları iyi bir şekilde anlamaya çalışın. Sonraki haftada bununla ilgili soruları çözmeye odaklanırsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. Bir, belki bir haftada halledebilecek arkadaşlar da vardır aslında ama e, halledebilen halletsin ama çok da fazla kendinizi kasmayın derim. İki haftada halletmenizi tavsiye ediyoruz. Evet çok fazla konuşmayalım isterseniz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Doğru analitiğine eğimle başlıyoruz. Evet doğru analitiğin ne kadar önemli olduğunu zaten giriş giriş konuşmamda söylemiştim. Doğru analitiğini de iyi bir şekilde yapmanız için çok iyi bir şekilde yapmanız için bu ilk iki videoya dikkat etmeniz lazım. Yani eğim konusuna dikkat etmeniz lazım. Zaten analitik geometri, doğru analiti eğim üzerine inşa edilmiştir. Eğimi bir şekilde, çok iyi bir şekilde anlarsanız, bir geometride ya da özel türev konusunda da çok iyi sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. O yüzden lütfen bu videoya ve bundan sonraki videoya dikkat edin. Eğimden bahsedeceğim size. Eğim çok önemli. Eğim üzerine inşa edilmiş doğru analiti o yüzden çok önemli. Hadi bakalım neymiş? Bir doğrunun x ekseniyle pozitif yönde yaptığı açıya doğrunun eğim açısı. Bu açının tanjantına da doğrunun eğimi denirmiş arkadaşım. E pozitif yön neydi? Saat yönünün tersi pozitifti. Saat yönü de negatif yön olarak adlandırılıyordu. Mesela bir doğru şu şekilde şekildeyse e, ya dar açılıdır ya geniş açılıdır. 180'den büyük açı var mıdır? Hocam doğrumuz böyle sola doğru yatınca biraz daha büyümüş gibi. Biraz daha sola yatırsan böyle olacak doğrumuz. Yine x ekseniyle yaptığı açı. Bak şurası değildi. Burası oluyor yine dar açıya düşmüş oluyor zaten. Hani açımız sıfırla 180 derece arasında olacaktır büyük ihtimalle. Eğim açısı daha doğrusu o şekilde olmak zorunda. Sıfır ile 180 derece arasında olmak zorunda. 180 derece de olabilir tabii ki. Evet bu şekilde olduğunda biz buna ne diyormuşuz alfaya? Eğim açısı diyormuşuz. Bu eğim açısının tanjantına da yani tanjant alfaya da o doğrunun eğimi adını veriyoruz. Tanjantın ne demek olduğunu biliyorsun. Karşı bölü komşu değil mi? Yani bir dik üçgen karşımıza geldiyse burası alfaysa Burası karşı kenar. Burası da komşu kenar. Karşı bölü komşu tanjant alfayı verir bize. Yani trigonometriye de demek ki biz burada kullanacağız. Ama trigonometriyi dik üçgenli olan kısmını, özellikle geometrik olan kısmını kullanacağız. Burası da önemli bir yere sahip arkadaşlar. Evet tanıdık mı tanıdık anladık mı anladık. Eğim açısı dediğimiz alfaymış. X eksenine pozitif yönde yaptığı açı. Bunun açı bu açının tanjantına da biz ne diyormuşuz arkadaşlar? Eğimi adını veriyormuşuz. Şimdi örnek bir de birkaç tane şeyler var. Bunların eğimlerini bulalım isterseniz. Ne diyor? Yukarıdaki verilen doğruların eğimlerini bulunuz diyor. Hadi bulalım bakalım. Arkadaşım öncelikle x eksenine pozitif yönde yaptığı açıyı bulalım. Yani burası. Bu tanjant alfayı bulacağız. Hocam burası 4 birim burası da 3 birim. Bak eksi 3 değil dikkat uzunluk olarak 3 birim. Eğim dediğimiz tanjant alfaya eşittir. Bu da 4 bölü 3'e eşittir. Öbürüne bakalım. X eksenine yaptığı açı. Hop pozitif yönde yaptığı açı. Burası lazım buna. 30 sa burası da 30'dur. E burası 60'dır. E burası da 60 oldu mu? Oldu. Yani benden eğim tanjant 60 isteniyor. Tanjant 60 nedir? Ezbere bilmiyorsanız 30 60 90 üçgeni çiz kardeşim. Burası 1, burası 2, burası da kök 3 değil mi? Evet. Tanjant 60 dediğimiz karşı bölü komşu yani kök 3 bölü 1'den kök 3'e eşittir. Sonrakine gelelim. Sonraki de x burada kaç 45 derece? Buradaki açı da 45 derece. O zaman burası da 45 yaptı. Eğim dediğimiz tanjant 45 değil. Dikkat. X eksenine yaptığı açı değil. X eksenine yaptığı açının e pozitif yönde yaptığı açı daha doğrusu. Hop şuradaki açı lazım bana. Yani 135 derece arkadaşlar burası. E o zaman tanjant 135'i bulmaya çalışacağız. Tanjant 135 de neye eşittir? Eksi tanjant 45'e eşittir. Yani 180 e tamamlayanın eksilisine eşittir. E burada tanjant 45'i bulmaya çalışalım. 45, 45, 93 üçgende bir 1, 1 ise burası kök yaptı. Tanjant 45'te 1 bölü 1'den 1 yaptı. Bir de başında eksi var. Bu da eksi 1'e eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle eksi 1 oldu. Geldik bir sonrakine. Hocam x eksenine yaptığı açı. Şu açıyı mı bulacağız? Hayır dikkat. Öncelikle bu açı değil x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı. Şu açı lazım bana. E benim karşımda şurada bir dik üçgen var. Ben buradaki dik üçgenin trigonometrik değerlerini bulabilirim. Yani ben burada tanjant alfayı bulabilirim ama benden ne isteniyor? 180 eksi alfa isteniyor. Yani tanjant 180 eksi alfayı bulacağız. 180'e tamamlayanlarda bir tek sinüsle artı oluyordu. Bu da eksi tanjant alfa eşittir. Tanjant alfa belli mi? Hocam uzunluk olarak burası 1 burası 2 olduğundan tanjant alfa karşı bölü komşudan 1 bölü 2 eşittir. Ama başında bir de eksi olduğundan dolayı eksi 1 bölü 2'ye eşit olur cevabımız arkadaşlar. Ama hocam siz böyle anlatıyorsunuz işte 180'e tamamlama falan filan gibi şeylerden bahsediyorsunuz. Bunun daha kolay bir yolu yok mu diye soracak olursanız e tabi ki var arkadaşım. Hatta ben de genelde bu kolay yolu kullanıyorum. Yok efendim işte işte x ekseninde pozitif yönde yaptığı açı işte geniş açısı işte eksilisi oluyormuş da bilmem neydi falan da filan da, da aslında uğraşmanıza gerek yok. Ama verdiğim tanımı anlamanız açısından buradaki eğimleri ben size bu şekilde anlatmak zorundaydım. Hadi bakalım bunun daha kolayı neymiş? Şurada bir not var. Yazıyor. Ben size söyleyeyim. Arkadaşlar bir doğru iki farklı şekilde karşımıza gelir. Ya sağa yatıktır ya sola yatıktır. Sağa yatık olan doğrularda bak dikkat et. Sağa yatık bir olan bir doğru kesinlikle ama kesinlikle dar açıdır. Yani 0 ile 90 derece arasındadır. O zaman ben sağa yatık olan doğrularda eğime direkt ne diyebilirim? Pozitif diyebilirim. Sola yatık olan bir doğruda da arkadaşlar bak sola yatık bir doğru x eksenine yaptığı açı bak burası sola yatık olan doğrularda da e, ikinci bölgede bir ifadenin alfa'nın tanjantı nedir? Negatiftir. O zaman eğim nedir arkadaşlar burada sola yatıkta da negatiftir diyebiliriz. E hocam bu bizim ne işimize yarayacak? Artık biz işte pozitif yönde yaptığı açıyı belirleyelim. Şöyle yapalım, böyle yapalım gibi işler yapmamıza gerek yok. Mesela şurada bir tane soru yapmıştık. Hatırlayın. Şuradaki soruyu yapmıştık. Şuradaki soruya yapmıştık İşte alfa iken 180 eksi alfa isteniyor falan filan hocam. O soruyu bak şurada yanında göstereyim ben size şimdi. Bak bir daha göstereyim. Bakın şöyle bir soru gelirse artık ve şöyle bir değer gelirse işte burası eksi 1 noktası burası eksi 2 noktası biz x ekseniyle bir doğru verildiğinde hemen şeye bakarız eğim soruluyorsa doğru mu sağa yatık mı sola yatık mı sağa yatıksa pozitif sola yatıksa negatif ve Sağa ve sola yatıklıktan yapacaksak da x ekseninde yaptığı açıyı bulmamız yeterli sadece o açıyı. Hocam dik üçgen olarak üçgen burada. E bu üçgende x ekseninde yaptığı açı neresi? İşte burası. E buraya alfa dersin. Eğim dersin. Tanjant alfa eşittir. Burası 1 burası 2. Karşı bölü komşu 1 bölü 2. Ama sola yatık olduğundan dolayı eksi 1 bölü 2 dersin ve olayı bitirirsin. Anlaştık mı? Bak burası çok güzel gerçekten. Sağa yatık mantığında söyledik dar açıdır. Dar açın tanjantı pozitiftir. Sola yatık geniş açıdır. Geniş açının tanjantı da negatif olduğundan dolayı hiç böyle artık işte bu açının x eksenine pozitif yönde yaptığı açıyı falan filan kullanayım demeyin. Ama tabii ki tanımı da bilin. Nasıl bir şey olduğunu bilin. Çünkü tanımından da soru sorulabilir. Hızlı olmanız açısından ben bunu sadece bu şekilde size gösteriyorum. Tamam mı gençler? Evet. Alfamız 0 dereceyse. Yani x ekseni ile yaptığı bir açı yoksa bir adam var mesela burada. Bir adam dümdüz yolda ilerliyor. Dümdüz yolda ilerlemesi demek eğimi nedir demek? Eğimi yoktur dersiniz değil mi? Hatta eğimi sıfırdır dersiniz değil mi? İşte eğim sıfırdır arkadaşlar. Dümdüz yolda ilerlerse. Açımız sıfır derece ise. Yani x eksenine yaptığı açı yoksa. Niye? Diğer mantı da tanjant sıfıra eşittir. O da sinüs sıfır bölü kosinüs 0 eşittir. Sinüs 0 sıfır, sıfır, sıfır kosinüs sıfır bir, sıfır bölü bir, sıfır bölü 1'den de sıfır olduğunu zaten görüyorsunuz. Peki ya hocam açımız 90 derece ise Açımız 90 derece ise bizim bir adam var yürüyordu İşte bu eğimli yolda yürümek istiyor burası karşısına düz bir duvar çıktı düz bir duvara tırmanabilir misiniz diye sorsam siz gençlere ne dersiniz bazı hızlı gençler vardır tırmanırım hocam diyenleriniz vardır ama 2-3 adım atarsınız ondan sonra hop aşağıya arkadaşlar burada maalesef düz duvara tırmanamazsınız yani biz burada eğime tanımsız diyeceğiz. Niye tanımsız? E, x eksenine yaptığı açı 90 derece. Tanjant 90. Sin 90 bölü cos 90. O da 1 bölü 0. 1 bölü 0 da nedir arkadaşım? Tanımsız değil midir? Evet. Düz duvara tırmanamazsın. Yaş itibariyle bir iki tırmanırsın ama o da 2-3 adım olur. Neyse. Valla ben, ben tırmanamıyorum. Neyse geldik. O zaman burayı anlattık. Sağ yatık olduğunda pozitif sola yatık olduğunda negatif olduğunu Kullanırsak sorular daha rahat hareket edebiliriz. Hadi bakalım şu örneğe. Koordinat düzleminde birbirine eş dikdörtgenler şekildeki gibi çizilmiştir. Öz eğime bunu seviyor. Analitik geometride karşımıza çıkartabilir bu öyle şey, soruları. Çünkü eşlik dörtgenler derken ee aslında burada kısa kenarlardan uzun kenarı bulduk durmalı bir durum var. Bak dikkat et. Şimdi ben bu doğrunun eğimini bulmak için neyi bulmak zorundayım? X eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı hocam demene gerek yok. Niye? Artık bak doğru sola yatık. Eğim direkt negatiftir. Bak eksiği koy burada. Hemen unutma. Eğim direkt negatiftir. Eksi Tanjant alfa eşittir. Tanjant alfa eşittir. Yani eksi. Ben şuradaki dikdörtgenlerin eş olmasını kullanacağım. Arkadaşlar dikdörtgenlerin eşse bak kısa kenara a diyecek olursam a a a. A burada uzun kenarı yapıştırdı bu. Uzun kenar kaç a oldu? 3 a. Eş dikdörtgen olduğundan kısa kenara a uzun kenar 3 a oldu. Yani burası 3 a burası da 4 a oldu mu? Oldu. E o zaman bu açının tanjantı nedir? 3 a bölü 4 a. 3a bölü 4a yani neye eşit oldu? Eksi 3 bölü 4'e eşit oldu. Gördüğünüz üzere kolay mantık. Sola yatıksa direkt negatif deyip hiç öyle 180'e tamamlayan açısı falan filan düşünmenize gerek yok. Ve böyle eş dikdörtgenlerle kullanıp özellikle kısa kenarları kullandırıp uzun kenarı bulduk durabilirler. Daha öncelerinde zaten böyle sorular yapmıştık. Anetin içerisinde de geldi. Geldik bir sonraki soruya yani örnek 3'e. Dik koordinat düzleminde şu 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 parça birbirine eşit verilmiş. Alan ABC'yi de 60 vermiş. Kardeşim alan ABC 60 ise hop tabana ait yükseklik aklımıza gelecek. Eski konular üçgen birleri yine karşımıza çıkacak. 10 çarpı h bölü 2 eşittir 60 ise h'ı buradan kaç buluruz? 12 buluruz. 12. E hocam bu ikiz kenar çizilen yükseklik tabanı iki parçaya böler. 5 5. 5 12 13 üçgenden burası da 13 oldu. E o zaman burası da 13 oldu mu? Oldu. Tamam olay bitti mi? Bence bitti. Burası da 13. E burası da eksi 2 noktası olduğuna göre buraya da 2 kaldı. D doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. D doğrusunun eğimini bulmak için tanjant alfa lazım. Bu açının tanjantı lazım. Eğim direkt tanjant alfaya eşittir. Sağ yatık zaten pozitif olduğunu söylüyor bize. Tanjant alfaya ait dik üçgen var mı? Var hocam şurada. Ama sadece burada yok ki. Bir de şurada da bir dik üçgen var gördüğünüz üzere. Buradaki dik üçgene bakacak olursak. Dik kenarları 12'ye 20 mi yapıyor? Evet 12 bölü 20 oldu. O zaman burası 12 bölü 20'ye eşittir. Karşı bölü komşudan dolayı. 4'e bölsen 3, 4'e bölsen 5. Dolayısıyla örnek için cevabını böylelikle 3 bölü 5 olarak buluruz. Geldik örnek 4'e. Bakalım ne diyor örnek 4? Evet yeni nesil bir soru yazmaya çalışmışım. Koordinat düzleminde bir kenara 6 birim olan karenin C köşesinden ve orijinden geçen doğrunun eğimi 2 bölü 3'tür. Evet C'den ve orijinden geçen doğrunun eğimini vermiş. Hop alfa zaten pozitif. Bak görüyorsun sağa yatık. Bu tanjant alfa. Evet. Tanjant alfa kaç? 6 bölü şuraya şey diyelim arkadaşım. Şuraya a diyelim. Burası da 6 değil mi? Evet. 6 bölü karşı bölü komşudan dolayı. A artı 6'dan dolayı. Bu neye eşit verilmiş? 2 bölü 3'e eşit verilmiş. O zaman arkadaşlar içler dışlar yapalım mı? Yapalım. Buradan 2a artı 12 eşittir 18'den. 2a eşittir 6'dan. A'yı böylelikle 3 mi buluruz? Evet. A'yı 3 bulduk. Sonra ne diyor bakayım soru? A'yı 3 bulduk devam ediyor soru. Şekildeki kare 17 birim sola ötelendiğinde orijinden ve C noktasının orijinden ve C noktasının yeni konumdan geçen doğrunun eğimi kaç olur diye soruluyor. Arkadaşlar B noktasını baz alayım. İsterseniz A'yı da baz alabilirsiniz. Kaç birim sola öteleyecekmişim ben bunu? 17 birim sola öteleyecekmişim. Bak burası kaç birim? Burası 9 birim. 9 birim. Bunun yanında kaç birim daha öteleyeceğim burada? Burada 17 olması için 8 birim daha öteleyeceğim. O zaman bizim oradaki noktamız buraya geldi. Şu 8 birim daha ötelersem. B köşesini öteledim. 17 birim buraya geldi. Bizim B köşesi buradaysa karemiz nasıl yapacak arkadaşlar? İşte tam olarak şöyle yapacak. C köşesi nerede? Ötelenme olduğunda şekil değişmez. Aynı olur. Burası oldu. Ee, bir kenarda kaç? 6 birim değil mi bunun? Evet. Şimdi bana diyor ki. 17 birim sola ötelediğimde orijinden ve C köşesinden geçen doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Yani şu açının tanjantı mı soruluyor arkadaşlar bize. Evet ama sola yatık olduğundan dolayı eğim negatiftir. Eksi tanjant beta'ya eşittir. Yani eğim neye eşit oldu? Eksi tanjant beta dediğimiz burada direkt dik üçgen çıktı. 6 bölü 8'e eşittir. Dolayısıyla eğim kaç yaptı? Eksi 3 bölü 4 yaptı arkadaşım. Evet güzel bir soru. Yani yeni nesil dediğimiz bu. Yani şeklin tamamı elimizde yok. Adam şekli bize kendisi çizdiriyor. İster öteleme yaptırır, ister döndürme yaptırır. O dönüşümlerde de zaten onlarla ilgili sorular yapacağız. Ben şu an öteleme yapmışım ama öteleme de hocam dönüşümlerde değil mi? Ya kardeşim sağa sola ötelemeyi biliyoruz. Bu soruyu da burada bırak da soralım değil mi? Evet örnek 4'ü böylelikle eksi 3 bölü 4 bulduk. Geldik örnek 5'e. Analitik düzlemde 0'a 4 noktasından geçen doğrulardan ikisinin eğimi eksi 2 bölü 3 ve 1'e 2'dir. Hmm. Bak 0'a 4 noktası analitik düzlem çizeceğim o zaman. Bak 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 analitik düzlem çizelim. Hadi bakalım çizdik. Ondan sonra ne yapacağız? Şunu biraz sol tarafa atayım. Sonra ne yapacağız? 0'a 4 noktasından geçen 0'a 4 noktası burası olsun. Buradaki uzunluğun kaç birim olduğunu biliyoruz. 4 birim ve şuranın da eksenler olduğu için 90 derece olduğunu biliyoruz. Şimdi birinin eğimi eksi 2 bölü 3. Bu noktadan geçen bir doğru. Eğimi de negatifse sola yatık mı olacak? Evet. Sola yatık olan bir doğru çizecek olursak buradan geçen şöyle bir şey. İşte bunun eğimi eksi 2 bölü 3'müş. E bunun eğimi eksi 2 bölü 3 ise o zaman arkadaşlar buradaki kaçının tanjantı olmayacak mı? Yani eksi 2 bölü 3 eşittir 4 bölü a'dır. 4 bölü a'dır. Yani Eksi 4 bölü A'dır. Sola yatık ya. O yüzden eksi 7 yazmak lazım aslında burada. O zaman A'yı kaç buluruz buradan arkadaşım? A'yı 6 buluruz. Evet A'yı 6 bulduk. Sonra devam edelim. Diğerinin eğimi de 1 bölü 2. Artı olması. Bak 0'a 4'ten geçen ve eğimi 1 bölü 2 olan bir doğrudan bahsediyorum. Eğimi 1 bölü 2. Sağa yatık mı olacak arkadaşlar? Bu noktadan geçen ve sağa yatık olan doğru da bu şekilde. Bu şekilde olduğunda da eğim de 1 bölü 2 ise şuna da beta diyecek olursam. Tanjant beta 1 bölü 2. 1 bölü 2 eşittir 4 bölü B diyelim buraya da. B'den dolayı B'yi de kaç buluruz? 8 buluruz. Evet b de 8 geldi böylelikle. Bize ne diyor? Buna göre bu iki doğrunun x eksenini kestiği noktaların arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Yani bizden buradaki uzunluk soruluyor arkadaşım. Buradaki uzunluk da 8 artı 6'tan kaç yapar? 14 yapar. Evet örnek 5. Güzel bir analitik düzlem çizdirmeli bir soru. ÖSYM'de analitik düzlem çizdirmeyi çok seviyor. O yüzden buna dikkat edin gençler. Evet örnek 5'i 14 bulduk ve geldik. Bu videonun sanırım son sorusuna. Evet. Örnek 6. Analitik düzlemde çizilen iki özdeş karenin ortak noktası K verilmiş. K noktası verilmiş bana. Kaçmış bu? Eksi 5'e 10 noktası olarak verilmiş. Şimdi ben buradaki noktayı kullanacağım kardeşim. Buna göre D doğrusunun eğimi nedir diye soruluyor. Yani şurada kaçın tanjantını ben bulacağım mı arkadaşlar? Evet bulacağım. Şimdi burada arkadaşlar dik üçgen oluşturmam lazım. Bakın şuradaki açıya ait benim dik üçgen oluşturmam lazım. E dik üçgeni oluştururken hocam nereden dik çizeceğim? Şuradan mı çizeceğim? Buradan mı çizeceğim? Buradan mı çizeceğim? Vallahi arkadaşlar zaten soru kendini belli ediyor. Burada ne var? Eksi 5'e 10 var. A analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenler olan uzaklarına bakacağım. Hocam hop şuraya gelince buradaki nokta nedir? Eksi 5 noktasıdır. Buradaki nokta da zaten 90. Bunun dik olduğu yer burası. Burası da 10 noktasıdır. Yani burası ne? 10. Özdeş 2 kareymiş arkadaşlar bu. Tamam. Burası 10. Bak burada çok güzel bir şey çıktı. Özdeş 2 kare ise şunlar birbirine eşit mi? Eşit. Hocam şurada bir dikdörtgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Hocam burası 10 ise burası da 10'dur diyebilirim. Niye? Bak burası da 90 derece değil mi? Bak dikkat et dikkat. Hocam dikmeler birbirine eşit. Nerede dikmeler birbirine eşitti? Hop. Açı ortayda dikmeler birbirine eşitti. Kardeşim bu açı ortay olmak zorunda. Açı ortayda kollar çizilen dikmeler eşit olduğundan bunlar açı ortay oldu. A beni ilgilendiren bak burada kaçı. Şuradaki noktaları demeyeyim. Ben buradan ne buldum? Açı ortayda kollar açılan dikmeler eşit olduğundan dolayı ayırdıkları yerler de eşit olacağından şurayı da kaç bulduk? Bunun da tamamını 10 bulduk. Evet burası da 10 olarak kalsın. Bak dikkat et şurası kaç? 5. Burası kaç? 5. D doğrusu eğimi bizden? E ben tanjant alfayı bulacağım. Şurası 90 derece. Şuradaki dik üçgende işlem yapmam yeterli olacak. E şuraya bakacak olursak kardeşim. Alfa 90'sa burası beta ise ters açıdan beta. Beta 90'sa burası da alfa oldu mu? Oldu. A, güzel bir şey çıktı burada. Hocam bu üçgenle bu üçgen benzer. Hatta ve hatta betanın karşısı 5 iken betanın karşısı 5. Yani eş üçgen çıktı. Alfanın karşısına ben A dersem... E hocam burada da alfanın karşısı A'dır. E ben burada A'yı bulursam olay bitti. E bunun da tamamını 10 bulmamış mıydık? Evet. Bunun tamamı 10 sa buraya da 10 eksi A mı kaldı? Aynen öyle. Pisagor bağıntısını yapalım. 10 eksi A'nın karesi eşittir. 5'in karesi artı A'nın karesi diyecek olursak. 100 eksi hissetmeli bir durum yok maalesef. 100 eksi 20 A artı A kare eşittir. 25 artı A kare olduğundan dolayı A kareler birbirini götürdü. Buradan 75 eşittir 20 A yaptı. A da buradan 75 bölü 20'ye eşit oldu. Yani 5'e bölsen 25, 25 mi? 15. 5'e bölsen 4 yaptı. Yani ben buradaki A'yı 15 bölü 4 olarak buldum mu? Buldum. Ee, sonra ne yapacağım? Benden ne isteni? D doğrusu neyi mi? Eğim dediğim tanjant alfaya eşittir. Ama dikkat sola yatık tanjant alfa yani eksi tanjant alfaya eşittir. Yani bu da eksi a bölü 5'e eşittir. a bölü 5'e eşittir. Yani eksi a'yı da kaç bulduk? 15 bölü 4 bulduk. Bir de bölü 5'i var. Şunlar sadeleşince 3 kaldı. O zaman cevabımız da eksi 3 bölü 4'e eşit olmuş oldu arkadaşlar. Güzel bir soru. Yapılamayacak bir soru değil. Daha farklı yollardan çıkar mı? Elbet çıkar. Ama bu da çok da zor bir yol değil kolay bir yol. Bu açın tanjantı yani eğim sorulduğunda özellikle analitik düzen varsa tabii ki neyi bulmaya çalışacağız? Tanjant alfayı bulmaya çalışacağız. Gençler e ee, böylelikle biz ilk kısmı eğimle ilgili ilk kısmı yani eğim dediğimiz tanjant alfaymış dediğimiz kısmı hallettik mi hallettik çok önemli bir yerde. Dikkat. Bu videoya gerçekten dikkat. Bundan sonraki videoya da dikkat çünkü eğim bizim için gerçekten çok önemli. Evet, bir sonraki videoda iki noktadan geçen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz ve burada da gerçekten çok güzel sorular var arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani doğrunun analitik incelenmesinin ikinci videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.